gelin, yaklaşın. Gelin Trixie'nin büyük numaralarına kendiniz şahit olun. Trixie daha önce poni gözlerinizle hiç tanık olmadığınız numaraları sergilerken ağzınız açık onu izleyeceksiniz. Vay vay vay. Şu böbürlenmeye bak. Hadi ama hiçbir tayın gücü... Tuay. Merhaba Rarity, ben... Bıyık. Yetenekli olmak kötü bir şey değil, değil mi? Tabii ki değil. Sadece yeni kurdele takmış birinci sınıf öğrencisi gibi sergilemek çok yanlış. Sergileyecek bazı özel numaraları olması onun bizden daha üstün olduğunu göstermez. Özellikle de sizden daha üstün olan ben buradayken... evet, numaralar kötüdür. Vay vay vay. Görünüşe göre seyirciler arasında memnun olmayanlar var. Trixie'nin bu gücüne ve numara yeteneğine karşı meydan okuyabilecek kadar akılsız olan bu zavallı Tay hemen öne çıksın. Tüm Equestria'nın en güçlü boynuzlu atının önünde olduğunun farkında değil mi yoksa? Bu kız kendini ne sanıyor? Evet, özellikle de Twilight buradayken. Ne oldu? Trixie'ye tepkilerini görmedin mi? Gösteriş yaptığımı düşünmelerini istemem. Söyle bakalım büyük ve güçlü Trixie. Seni bu kadar harika yapan şey nedir? Harika yapan ne mi? Sadece büyük ve güçlü Trixie'nin özel yetenekleri onun korkunç büyük ayıyı yok etmesini sağlıyor. Ne? Bütün umutlar yok olduğunda, Huffington taylarının gidecek kimsesi kalmadığında, büyük ve güçlü Trixie olaya el koydu ve o muhteşem numarasıyla büyük ayıyı yok etti. Ve onu Everfree ormanının derinliklerindeki mağarasına geri yolladı. Çok güzel. İşte bu kadar. Trixie hakikaten Ponyville'in en yetenekli, en güçlü ve en harika boynuzlu at olmayı hak ediyorsun. Hayır. Bütün Equestria'nın en harikası. Nereden biliyorsunuz? Bunu görmediniz ve ayrıca Tuvay... Bu doğru benim heyecanlı ve küçük hayranlarım. Trixie gerçekten de Ponyville'in en iyisi. Güçlü Trixie'ye inanmıyor musunuz yoksa? Madem öyle siz Ponyville'lilere meydan okuyorum. Yapabildiğiniz her şeyin daha iyisini yaparım. Bahse giren var mı? Yoksa Trixie bütün Equestria'nın en iyisi olmayı şimdiden hak ediyor mu?